4.300 liraydı. 5.500 lira yaptı bir ay önce. Şimdi onda iki daha verdi. 7.500 lira oldu. 6.300 liralarına da 7.500 lira oldu. Zam yaptı. Bunlar da zam yaptı. İsterse 17 lira versin. Bu hayat çekilmez. Anlıyor musun? Öyle maaşına, muşuna, paranın alımı gücü önemli. Yani. Öyle 5.000 lira, 10 lira geçim derdi. Peynir 200 lira, sucuk 400 lira. Et 500 lira, 300 lira. Nasıl geçineceksin sen paralarına? Soruyorum. Böyle olur mu? Ben maaşı 2.000 lira arttırdım. İstersen 10.000 lira artır. Paranın alım gücü olmaktan sonra artırsa ne olur, artırmasa ne olur yani. Yani. Şu pazarı gezdiniz, fiyatları gördünüz. 40 tane terek geziyor vatandaş, fiyat soruyor. Yarım kilo ver, işte şu kadar ver. Yok, para yok ya. Paranın alım gücü yok. Yani gerçekten perişan millet yani. Nasıl arttı alışverişiniz? Ben 500 lira getirdim, 20 lira kaldı cebimde. Aldığımda bir şey yok. Ne kadar yetiyor size o aldığınız şey? Bir haftalık alıyorsun canım. Ya yesen haftalık da yetmez. Ben horan yok yani. 25 alsan ne almasın bu devirde ya. Elektriğin var, suyun var. Bir de kirada oturuyorsan ne yapacaksın? Ben sana soruyorum. Yaşlısın, emeklisin. Karı kocasın. 2000 lira kira, 3000 lira kira verdin. Ne yiyeceksin sen ya? Beyaz peynir 200 lira, 200. Anlıyor musun? Beyaz peynir. Peynir değil yani. Daha geçen et 170 lira olan et 280 lira. %30-35 zam yapıldı. Sen bana ver paramı. Piyasayı normal fiyatta tut. Ben bir şey istemiyorum. Ben 4 lira maaş aldığımda 16 çuval şeker alıyordum 4 liraya. Sene 2000 bundan 18 ay önce yani. 16 çuval şeker. Nerede hani? 4 lira bundan iyiydi. Yani aldığım 4 lira bundan 100 defa iyiydi yani. Ota yetiyor gücümüz. Diğerlerine mümkün değil. Yapsa ne olacak? Bana 5 yapacak, pazarı 3 katı katlayacak. Var mı ondan aşağı? Mümkün mü? Yapmışlar ne alıyor? Benim kocam 25 senedir emekli beyim. Aldı, daha bu zamlarla 6,5 alıyor. Ne olacak o? 7.500 yapacağız demişler. Kiralar kaç lira? Kiralar ne kadar? Ev yok bile. Allah'a şükür ki zamanında aldık da bir iki iyi kötü oturuyoruz. Bir bak milletin haline. Markete girmeye korkuyoruz. İstediği kadar yapsın. İstediği daha zam cebimize girmeden erzağa konuyor. Bak mübarek günü. Yazık değil mi herkese? Bizim çoluk çocuğumuz yani bir sosyal hayatı hak etmiyor mu? Etmesi gerekir. Kimden aşağı yani bizim çocuklarımız? Ama yok, 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 yok. Hakkımız olsun. Hakkımız olsun. Zehir de zıkkım olsun. Benim beyim 30 sene çalıştı. 30 sene. Çocuklarımız bak asgari ücrete çalışıyor. Bu yani reva mı? Asgari ücrete çalışıyor da bir kira olmuş 8 lira, 7 lira. Yazık değil mi bize? Yazık değil mi bize? Yani hakkı ne? Kimsenin hakkı yok bizim özgürlüğümüzü kısıtlamaya. Hiç kimsenin hakkı yok. Çocuklar bizi artık bizden geçtik. Çocuklarımızın geleceği yok. Torunlarımızın geleceği yok. Mart dolar veriyor sanki 7,5. 7,5 dedin ne ki ya? Bir en basit bir şey ya. Nasıl diyeyim ya? İnan hayret ediyorum. Eve yani marketin içini dolanıp kasaya gelene kadar zam koyuyor üstüne. Olur mu öyle bir şey ya? Ben bu yaşıma kadar da ben böyle bir zam hayatta görmedim. Ben hayatta görmedim. Ben bak 60 yaşındayım inan görmedim. Görmedim. Kim ne derse desin. 1000 yapsa ne işe yarar? 20.000 olsa ne olur? Aa, piyasanın durumu ortada. Her şey uçmuş gitmiş, başını almış gitmiş. Böyle şey mi olur? Emekliğin alacağı 7.500 olsa, 10.000 lira olsa ne fark eder? Yetmez mi diyorsun? Yetmez, yetmez. Kendileri bir geçinsin 7,5 lirayla bakalım ne oluyor. O zaman bilir vatandaşın anne. 7500 hiç yetmiyorsa 5500'e 6 bile nasıl geçiniyor? Onlar zaten doğmadan ölmüş. Teşekkür ederiz. Girene bakayım para böyle de alalım bir bakalım mı verecekler mi? 550 falan 570. 7500 kurtaracak mısın? Nerede kurtaracak? Gel bakalım septiğe bir bak meyveye. En az 200-300 lira param olacak, alışveriş yapacaksın. Yoksa 50 lirayla, 100 lirayla buraya gelmişsen ne alacaksın? Hiçbir şey alamam. Anca bir kilo portakal alırsın. Ya benim nerede olacak bacım ya? Nerede? Ben 71 yaşındayım, ben böyle bir şey görmedim. Adam emekli olduğu zaman bir ev alıyordu, bir daire alıyordu. Şimdi nerede? Ya hayat, şu ortamda ne hayat soracaksın? Hayat diye bir şey yok. Paran varsa hayat var, paran yoksa hayat yok.
bizim gibi emekli adamlar devre dışı. İşte bize şey yönünden, bu aldatmaca yönünden bir acaba ne koparık? Oy pozisyonu, başka bir şey yok. O bugün fazla bir şey harcamadım, 100 lira falan. Daha almadım bir daha. Aldığımız şey ıspanak, domates 10 lira. Çacık macık daha almadım daha. Hayır. Gene zor. İki kişiyiz. Aldığımız 6 yetmiyordu bize. 7500'e çıkma. Zaten 200 liradan aşağı kilosu olan hiçbir şey yok gıda maddelerinde. 190 diyorlar kıyma, 210 lira kuşbaşı. Gidin kasaptan alın bakayım. Bunlar hep laf. Ezilen biziz. Vaat başka, icraat başka. İnanmıyorum. 13 yaşından beri çalışıyorum gurbette. İnşaatçıyım. Neler diyor? Hak ettiğiniz hayat böyle bir hayat mı sizce? Hayır, bu hak ettiğimiz hayat değil zaten. Ama ne yapalım? Katlanıyoruz, mecburuz. Millet ne yapsın? Para yok, pul yok, millet aç. Ben mi? Ben 1974'te Ankara Mazarlar'dayım. Hiçbir şeyim yok, bir evim var. Başka hiçbir şey yok. Ayşe çocukları evlendirdik. O var, başka bir şey yok. Olduk. Ne kadar alıyorsunuz? 7,5 diyorlar ama yalan ama doğru. Bize emekli maaşı verdikten sonra ne olur? İş fakir fukara baksın. Biz yine burada elimizi ayağımızı tutuyor, çalışıyoruz. Hiç evine ekmek götürmeyen var. Onları düşünsün. Siz emeklisiniz, ek işle yapıyorsunuz. Tabii tabii. Çocuklar yanına gelmiş. Sosyalara yardım ediyor. 7500 Allah bereket versin. Kurtarmaz. Dün az bir şey aldık, kahvaltılık aldık, iftarlık, şey, sahurluk. Az bir şey. Yani otursam iki sefer yerim 1,5 milyar. Yok. Ispanak işte alıyorum. Ondan sonra biraz domates aldım. Biraz biber aldım. Yarımşar kilo. Kalabalığım yok çünkü. İşte ıspanak alacağım. Başka bir şey yok. Ramazan alışverişi mi bu? Ha evet. Evet, Ramazan alışverişi. Ben 81 yaşındayım. Daha hayatımda bu kadar pahalı. Mesela ıspanak olsun, diğer meyveler olsun. Alınacak gibi değil yani. Çok pahalı, korkunç pahalı. İyi bir şey yapar yani. 5500'e kimse bir şey alıp veremiyor ki. Yani paranın değeri yok zaten, kıymeti yok. Ha 150 lirayla geldim, 5 kuruş kalmadı cebimde. Emekli yani. Onun için çok zor durumda. 7500 kurtarır mı peki emeklileri? Kurtarmaz, mümkün değil. Peyniri, zeytini, yağı vesaire şeyi mümkün değil. Mümkün değil. Yani soğan 15 liradan 18 liradan aşağı değil soğan. Patates 15 liradan aşağı değil. Yiyeceği başka bir şey yok ki. Soğan yemeğe katılacak. Patates yemek yapılacak. Başka pazarda alınacak bir şey yok. Yani durum böyle.